Medya Kritik'ten ve ikinci bölümümüzden merhaba sevgili izleyiciler. Programımızın ikinci bölümünde biraz gazetelere bakacağız. Gazeteler bugün neleri gördüler, neleri görmediler, manşetlerde neler var, köşe yazarlarının gündeminde neler var. Biraz bunlara bakacağız çünkü ilk bölümde de elbette ki köşe yazılarını aktarmıştık, köşe yazılarını görmüştük ve ikinci bölümde de elbette ki bu köşe yazılarına ve gazete manşetlerine değinmeye devam edeceğiz ve gündemde neler var neler yok biraz da sohbet havasında gerçekleştireceğiz programı açıkçası. Hep haberlerle geliyoruz, hep gelişmelerle geliyoruz. Bugün farklı bir şey daha yapalım ve şimdi geçtiğimiz hafta Sakarya'da bir ırkçı saldırı gerçekleşmişti. Sakarya'da gerçekleştirilen bu ırkçı saldırı her ne kadar Anadolu Ajansı, valilik yok canım öyle bir şey dese de Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ve bu hafta Le Monde dergisi, karikatür dergisi bu saldırıyı kapağına taşımıştı ve Le Monde dergisinin kapağında da bu saldırı vardı. Şimdi o kapağı da sizlerle paylaşacağız. Dikkat çekiciydi gerçekten de kapak. O özellikle kadın emekçiye atılan, Kürt kadın emekçiye atılan o yumruk vardı Le Monde'ın kapağında. Sakarya'da fındık işçilerine yapılan ırkçı saldırı valilik aslı yoktur diye yalanladı. AKP milletvekili ve genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise yaşanmamıştır dedi. Ve hemen altında da görsel var. Görselin hemen altında da bir yazı var. Olayın aslı vardır şeklinde bir paylaşım var. Şimdi ekranlarınızda o görselde. Evet hani medya o kadar yoğun ki, gündem o kadar yoğun ki aslında konuşmamız gereken şeyleri, daha doğrusu fikri takibi yapmamız gereken şeyleri bazen böyle arka plana atabiliyoruz, bazen göremeyebiliyoruz ama bir karikatür dergisi Le Monde bunu bu hafta kapağına taşımış ve biz unutmadık demiş. Medyanın da unutmaması temennisiyle diyelim ve şimdi bir dünya turu yapalım. Kapatırken Belarus'a gitmiştik. Şimdi dünya turunu devam ettirelim. Dünyada neler var onlara bakalım. Ardından da yeniden sizlerle birlikte olacağız. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba saldırısı düzenlendi. Patlama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in konvoyunun yoldan geçişi esnasında gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Kolombiya'daki saldırılarda 11 kişi öldürüldü. Yetkililer söz konusu şiddet eylemlerinin uyuşturucu kaçakçılığı yapan silahlı gruplar arasındaki kavgayla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 1 Ocak ile 17 Ağustos tarihleri arasında ülkenin farklı bölgelerinde 33 katliam vakası kayda geçti. Londra merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün araştırmasına göre 2050 yılına kadar dünya nüfusu yaklaşık 10 milyara çıkacak. Ancak o tarihe kadar dünya çapında 1 milyardan fazla insan yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kalabilir. En büyük tehdidi fırtına ve seller, su kıtlığı ve gıda erişimi konusunda yaşanan belirsizlikler oluşturuyor. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar'ın çok erkek ve çok beyaz olduğu eleştirilerine karşı bulduğu çözümü açıkladı. 2025 yılı itibariyle en iyi film ödülüne belirlenen 4 yeni kriterden en az ikisini sağlayanlar hak kazanacak. Bu kriterler, kadınların, etnik grupların, LGBTİ artı ve engelli bireylerin temsiliyetleri olarak açıklandı. Sanatçı Dario Gambari'nin bir traktör, saban ve tırmıkla İtalyan şair Dante Alighieri'nin yaklaşan 700. doğum yılı nedeniyle şairin adını 25 bin metrekarelik bir araziye yazdı. Modern İtalyancanın kurucusu olarak kabul edilen Dante adına 2021 yılında bir dizi etkinlik düzenlenecek.
Evet sevgili izleyiciler, bir kısa bir dünya turu da yapmış olduk. Dünyada neler konuşuluyor, ne gibi gelişmeler var, bunlara da baktık. Şimdi medya üzerindeki baskılara ilk bölümde değindik. İşte gazeteci yargılamalarına değindik. Gazeteciler mahkemelerden haber yapmaya fırsat bulamıyorlar diye bir ayrıntı verdik sizlerle. Sizlere ve şimdi de buradan Zonguldak'a uzanacağız. Zonguldak ve Karadeniz gündemini almak üzere gazeteci büyüğümüz Cevdet Akgün'e gideceğiz. Cevdet Bey hoş geldiniz, günaydınlar. Günaydın Altan, iyi yayınlar diliyorum. Zonguldak'ta kendini gizleyen bir kişi, ihtiyaç sahibi, ailelerin ve hastanelerde yatmak olan çaresiz hastaların kapılarının önlerine gıda bırakması herkesi duygulandırdı. Biz biraz gazeteci olduğumuz için araştırma yaptık. Kişinin kuaför olduğu öne sürülüyor ama net bir şey yok. Yaptığı hayırlı iş nedeniyle incelikten dolayı da Zonguldaklıları, Zonguldak'taki fakir aileler tarafından sevinçle karşılandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97. yaşı Zonguldak'ta da törenlerle kutlandı Türkiye'de olduğu gibi. Ama Zonguldak'ta bir özellik var. Malatyalı olan İsmet İnönü'nün bir Malatya'da bir de Zonguldak'ta anıtı vardır. Zonguldak'ta CHP iki ayrı tören düzenledi. CHP İl Başkanı Murat Fulat ve Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun buradaki konuşmalarında İsmet İnönü Parkı ve İsmet İnönü anıtı önünde yaptığı konuşmada Cumhuriyet var oldukça CHP'nin var olacağını söylediler. Hava sıcaklığı dün çok yüksekti. Bugün de aynı sanırım Zonguldak çok güzel bir gün başladı. 26 dereceye ulaştı hava sıcaklığı. Mesai saat olmasına rağmen tüm plajlar dün doldu taştı. Sosyal mesafe zaten yok plajlarımızda maalesef. Türkiye'nin elektriğinin %7'si Zonguldak'ta üretiliyor. Bu Kilimli ilçesine bağlı Çatalazı beldesinde üretiliyor. Enerji üstü bir anlamda. 6 santral bulunuyor bölgede. Santral hava kirliliği konusunda, hava kalitesi konusunda sıkça eleştirilen ve sıkça kanser hastalıklarında nüksettiği ileri sürülen santrallerin yenileri eklenmek istendi. Ancak bunlara karşı olan Çatalazı Belediye Başkanı, CHP'li Belediye Başkanı Adnan Akgün dün Eren Enerji'ye 4 ünite santrali olan Eren Enerji'ye teşekkür etti. Teşekkür etmesi kamuoyunda olay oldu tabii. Çünkü çevreci olan belediye başkanının Eren Enerji'ye beldelerine yol yaptığı için teşekkür etmesi eleştiri konusu oldu. Ancak bugüne kadar Adnan Akgün kendi belediye başkanlığı döneminde hiçbir santral kurulmadı ve yeni santrallerin kurulmasına karşı olduğunu herkes bilmektedir. Hava kalitesi konusunda da duyarlı bir insan olduğu için de bu eleştirine şöyle de cevap verdi. Ben dün olduğu gibi bugün de santrallere karşıyım. Ancak bunlar benden önce yapıldığı için ben bu santrallere yapacağım bir şey yok. Ancak bunların da etinden sütünden faydalanmak lazım gibi bir anlamda da beldesine yol yapımını gerçekleştiriyor. Ağır tonajlı çünkü kömür kamyonları o güzergahtaki yolları çok aşırı derecede bozuyor. Mesela Kilimli ilçesi AKP'li olduğu için karayolları yollarını yapıyor ama Muslu ve Çatalazı'na gelince karayolları, ana anter olan yollarını, karayol olan yollarını yapmıyor. Neden? İktidar olmadıkları için. Bununla ilgili de dün Eren Enerji'ye Adnan Akgün CHP'li belediye başkanının teşekkür haberini biz de manşete taşıdık. Çünkü bundan sonra termik santrallerin yapılmasına hepimiz de karşıyız. Çünkü Zonguldak'ta da biz yaşıyoruz. Hepimiz çocuklarımız da yaşıyor. Zonguldak'ın hava kalitesi bundan sonraki santralleri de kaldırmaz diyoruz. Zonguldak valisi Mustafa Tutulmaz dün 67 platformunu kabul etti. 67 platformu Zonguldak'a bir heyecan yarattı. Zonguldak'ta büyümüş, yetişmiş ama yurt dışında olan Zonguldak dışında yaşayanların kurduğu bir platform. Daha önce de RTP ve ekranlarında canlı yayınlarda Nazım Akman gündeme de getirmişti. Röportajlar da gelişmişti 67 platformuyla ilgili ve onun yöneticileriyle ilgili görüşmeler. Dün Vali Bey kabulünden sonra Vali Bey 67 platformunun projelerini destekleyeceklerini ve tam destek vereceklerini açıkladı. Bu da Zonguldak açısından sevindirici bir gelişme oldu. Zonguldak'taki son gelişmeler bu şekilde. Altan söz sende. Evet, gazeteci Cevdet Akgün Zonguldak'taki gelişmeleri ve gündemi bizlerle paylaştı. Bizler de kendisine teşekkür edelim ve devam edelim. Şimdi biraz medya taraması yapalım. Medyada neler var, neler yok onları değerlendirelim. Şimdi dikkat çekici bir şey var. Neydi bu? Az önce de bahsetmiştik. Bağlantımızdan hemen önce bahsetmiştik. Şimdi buna değinelim.
Malum medya baskı altında gazeteciler tutuklanıyor. İşte gazetecilik yargılamalarını anlattık. Yani her gün hakim karşısında meslektaşlarımız, bizler de o meslektaşlarımızın yargılamalarını takip ediyoruz. Ama bir yandan da gazetecilik tabii baskı altında. İşte Tele1'e verilen kapatma cezası malum. Tele1 yeniden açıldı sonra. Halk TV üzerinde, diğer kanallar üzerinde, gazeteler üzerinde, internet siteleri üzerinde, sosyal medya üzerinde dönüp duran o kılıç hepimizin malumu ama bazen de su ufacık bir çatlaktan sızabiliyor derler ya. İşte öyle şeyler de yaşanıyor. Buna dair dikkat çekici bir medyada aslında pratiklerin nasıl değiştiğini gösteren bir haber var. Özgürüz Radyo'nun genel yayın yönetmeni Can Dündar, HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'la bir söyleşi gerçekleştiriyor. Ama şimdi Özgürüz Radyo sesli yayın yapan bir yer ve Figen Yüksekdağ cezaevinde olduğu için de bunu sesli olarak aktaramayacaklarını, yazılı olarak aktaramayacaklarını radyodan bildikleri için dikkat çekici bir yönteme başvuruyorlar ve röportaj, yani soruların cevapları geldikten sonra Figen Yüksekdağ'ın soruları seslendiriliyor ve radyo üzerinden yayınlanıyor. Bu da medyada küçük çatlakların bile nasıl değerlendirildiğini gösteren bir haber olarak dursun bir köşede diyelim ve başka neler var onlara bakalım. Malum koronavirüs tedbirlerini konuşuyoruz, koronavirüsü konuşuyoruz. Şimdi koronavirüste malum bir kısıtlama getirildi koronavirüs için. Efendim toplu taşımaya binecekseniz bile burada belli kısıtlamalar olacak denildi. Ayakta yolcu almayacaksınız denildi. İstanbul için ise belli oranda bir kısıtlama kota getirildi. Ama yani işin gerçeği bu mu? Yani gerçekten sorumluluk vatandaşta mı yurttaşta mı, bunu tartışmak gerekecek. Milliyet gazetesinin dün ve bugün çıkan iki ayrı manşeti vardı. Dün içi dışı dolu manşetiyle çıkmıştı Milliyet ve bütün sorumluluğu vatandaşa yüklemişti. Ve vatandaş kurallara uymuyor, vatandaş şunu yapmıyor, vatandaş bunu yapmıyor diye ağır eleştirilerde bulunmuştu diyelim. Ya elbette ki yurttaşlar da belli başlı kurallara uyumda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ama kimi yurttaşlar da belki de bilerek ve isteyerek koronavirüs tedbirleri konusunda alınan bu uyarılara uymuyor, uymamakta direniyor ama meselenin özünü kaçırıyoruz biz aslında hep. Ve meselenin özünü kaçırmamıza işte bu gazetelerde katkı sunmuş oluyorlar. Dün Milliyet vatandaşı suçluyordu manşetinde. Bugün de vatandaş ne yapsın diye soruyor. Tabii Milliyet kararsızlık mı yaşıyor yoksa hem nalına hem mıhına mı vurmaya çalışıyor? Bu önemli. Milliyet'in bugünkü vatandaş ne yapsın manşeti her ne kadar acaba iktidarı mı eleştirdi? Acaba iktidarın pratiklerini mi eleştirdi sorusunu sakın akıllarınıza getirmesin. Niyet o değil. Niyet belediyeler. Ve haberin bir bölümünde şunlar söyleniyor. Her gün 4,5 milyon kişinin yollara düştüğü İstanbul'da güvenli sosyal mesafenin uygulanması için ne araç ne de yolların kapasitesi yetiyor denilmiş. Uzmanlar da zor demişler. Şimdi İstanbul Belediyesi çıktı ve açıkladı. Şunu söyledi. Ya siz böyle bir kararı aldınız ama bize neden danışmadınız? Ankara Belediyesi de bunu söylüyor. Ankara Belediyesi de çıkıp madem bu kararı alacaktınız bize niye danışmadınız? Bizim niye önceden haberimiz olmadı diye soruyor. Çok basit bir denklem. Kararı alan İçişleri Bakanlığı. Belediyeler de İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Yani illaki bir resmi yazıya da gerek yok. Yani kaldırıp telefonu, dahili telefonunuzdan, ama cep telefonunuzdan da aramayın. Dahili telefondan arayıp bir biçimde ya Mansur Bey ya da Ekrem Bey bakın biz bir karar alacağız. Toplu taşımaya çeşitli kısıtlamalar getireceğiz. Malum siz de bu ilin seçilmiş belediye başkanısınız. Hani sizin de bilginiz olsun demek herhalde çok zor gelmiş olacak ki belediye başkanları da karar alındıktan sonra kararı öğreniyorlar. Tabii şimdi başka bir tartışma daha doğuyor burada. Bu karar sadece koronavirüs tedbirleri için mi alındı yoksa malum AKP hem Ankara'yı hem İstanbul'u kaybetmişti. Uzunca yıllar sonra, neredeyse 25 yıl sonra hem Ankara'yı hem İstanbul'u kaybetmişti. Topal ördek benzetmeleri yapılıyordu özellikle Ankara ve İstanbul için. Şimdi baktığımızda burada amaç yurttaşla belediyeyi karşı karşıya getirmek mi yoksa koronavirüs tedbirleri mi?
Bunu sorgulamak gerekecek. Çünkü uzmanlar toplu taşımada uygulanacak o kotanın, yani %50'si kadar doluluk oranı ya da hiç ayakta yolcu alınmayacak açıklamalarının çok da gerçekçi olmadığını belirtiyorlar. Burada yapılabilecek en sağlıklı ve en doğru adımın kademeli mesai sistemine geçilmesi olduğu belirtiliyor. Yani çalışanların bir kısmı sabah 8'de, bir kısmı saat 9'da, bir kısmı da saat 10'da gelecek. Tabii buna göre de çalışma saatleri sonlandırılacak ya da dönüşümlü bir şekilde çalıştırılacaklar. Böyle olduğunda elbette ki toplu taşımadaki o yoğunluk da azaltılmış olacak. Şimdi ben sabah saatlerinde Ankara metrosuyla çıktım, stüdyoya geldim. Geldim ama yani metro kalabalıktı. Çünkü sabahın yani iş saati, yani insanlar o saatlerde işe gidecekler. İşe giden insana bekle şimdi gitme mi diyeceksin, ya da işe giden insana sen durakta bekle vallahi İçişleri Bakanlığı benim seni almamı yasakladı mı diyeceksiniz. O zaman duraklardaki o tabloları nasıl açıklayacağız? Hadi burası Ankara. Peki İstanbul ne olacak? İstanbul'daki o metrobüs duraklarındaki yoğunluğu nasıl seyredeceksiniz? Yani ne yol kapasitesi yeter? Ne metrobüs, kapasitesi yetecek, ne de yolcuların bunu bekleyecek sabırları olacak. İşte bundan sonra yaşanacakları daha doğrusu yakından göreceğiz. Belki de belediye yönetimleriyle yurttaşlar da bu biçimde karşı karşıya getirilmiş olacak. Bu da önemli bir diğer husus. Şimdi yayınımızda ikinci saatteyiz ama ilk bölümde verdiğimiz bir bilgiyi de buradan tekrarlamış olalım. Türkiye İstatistik Kurumu yönetimi şaibeli, istatistikleri şaibeli kurum var ya. Bu kurum bir açıklama yaptı, işsizlik verilerine dair bir açıklama yaptı. İşsizlik rakamlarının da %12.9'dan %13.4'e yükseldiğini ve İşsiz sayısının da, ki burada şunu aktarmak gerekiyor, aktif olarak iş arayanları işsiz sayıyor TÜİK. Nüfusun bir bölümünü de işsiz saymıyor çünkü onlar iş aramıyorlar gibi bir değerlendirmeye gidiyor TÜİK. Buna rağmen, bu rakam oynamalarına rağmen Türkiye'de şu an itibariyle 4.1 milyon işsiz bulunuyor. Ciddi bir rakama tekabül ettiğini de aktarmakta fayda var. Peki bugün gazetelerde başka neler var? Biraz tabii ayrıntılarıyla değinmek de gerekecek. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti de dikkat çekici. Şimdi biz okulları tartışıyoruz. Okullar açılacak mı, açılmayacak mı tartışmasını yürütüyoruz. Hangi okullar açılacak, hangi okullar açılmayacak? Yine ilk bölümde Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş "ben de imzaladım" diyerek bir konuya değindi. Bir taahhütname imzalatılıyor velilere. Bütün sorumluluk velilere ve öğrencilere yükleniyor. Ama eğitimde yolunda gitmeyen tek şey koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan tablo değil. Başka sıkıntılar da var. İşte eğitim kitapları. Bu konu Sözcü Gazetesi'nin bugün gündeminde. Kefenli, kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim manşetiyle çıkmış Sözcü. 11. sınıf din kitabındaki 37 sayfalık ünitede tabut, cenaze ve mezarlıkla ilgili 9 fotoğraf yer alırken kefenleme de ayrıntılı olarak aktarılmış. Veliler de bu duruma şaşırmış. Ben kendi adıma şaşırmadım. Açık söyleyeyim, ben kendi adıma hiç şaşırmadım. Çünkü zaten AKP iktidarının burada neler yetiştirmek istediği, bu kuşağı nasıl yetiştirmek istediği malum. Ama tabii burada başka dikkat çekici hususlar var. Yani siz o yaştaki bir gence kefenlemeyi ne diye anlatırsınız? Kefenlemeyi anlatmanın ne anlamı var? Ama sizin burada niyetiniz başka ise onu da zaten uzunca yıllardır görmüş oluyoruz. Ve devam edelim bugün tabii internet sitelerine de bakacağız neler var neler yok diye. Berat Albayrak ekonominin başındaki isim. Sık sık açıklamalar yapıp şunu söylüyor ya, her şey çok yolunda, her şey iyiye gidiyor. Aman her şey güllük gülistanlık, hiç moralinizi bozmayın diyor. Yandaş yazarlar da acıyacak ama öldürmeyecek diyor ya. Hani acı çekeceğiz ama güçleneceğiz diyorlar ya. Şimdi Berat Albayrak sık sık milletvekilleri soru önergeleri veriyor. Ve Berat Albayrak da işin kolayını bulmuş. Hani biz WhatsApp'ta sık sık yaparız ya. Hani arkadaşlar birbirlerine link gönderirler. Şu linke bak, çok komik bir şey var, ya da şu linke bak, ilginç bir haber var deriz. Berat Albayrak da bu yöntemi benimsemiş. Soru önergelerini sadece ama sadece linkleri göndererek karşılık vermeye başlamış durumda. Bunu sık sık yapıyor ama bu defa baltayı taşa vurmuş gibi görünüyor. Niye diye soracak olursanız, bu defa ortakları MHP'ye de aynısını yapmış. MHP'nin Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'e yanıt için bir link yollamış.
Ve linkte sadece Özdemir'in sorduğu bir sorunun cevabı varmış. Özdemir de duruma tepki göstermiş. Bu iş böyle olmaz diyerek bir daha aynı soru önergesini tekrarlamış. Bu da Berat Albayrak'ın ekonomi yönetimindeki pratiklerine bir yenisini eklemiş gibi görünüyor. Linkli yanıtlar da Berat Albayrak'ın ekonomi yönetimindeki o gülünç durumuna dair dikkat çekici bir diğer husus. Şimdi bugün Abdülkadir Selvi'ye değinmek istiyorum. Abdülkadir Selvi'nin bugün bir yazısı vardı Hürriyet gazetesinde. Hürriyet gazetesindeki yazısında siyaseti değerlendirebilir. Bu bizi ilgilendiren bir şey değil. İstediği kadar siyaseti değerlendirir, istediği görüşü aktarır ama kimse ama kimse gazetelerde hakim cübbesi giyemez. Kimse ama kimse savcı cübbesi giyip mahkeme yapıp bir de oradan karar veremez. Çünkü bu yargıya müdahaledir. Bu adaletin yolunu şaşırtmaktır. Ama Abdülkadir Selvi bugün bunu yapmış köşesinde. Yazının uzun uza diye aktarmayacağım ama bir bölümünde şunları söylüyor Demirtaş için. Bir süredir Selahattin Demirtaş'ı siyasi denkleme sokma çabaları var. Cezaevinde olması nedeniyle hem unutulmaması için çaba gösteriliyor hem de PKK'den ayrıştırılarak CHP ve İYİ Parti tabanına şirin gösterilmeye çalışılıyor. 6-7 Ekim 2014 tarihinde Demirtaş'ın yaptığı çağrıyla PKK başta Yasin Börü olmak üzere 53 vatandaşımızı katletmişti. Cezaevinin kısıtlı koşullarında olduğu için Demirtaş'la ilgili dikkatli ifadeler kullanmaya çalışıyorum ama Demirtaş şimdiye kadar 6-7 Ekim olayının öz eleştirisini yapmadı. Sana sorarlar biliyor musunuz? Yani sen hakim misin diye sorarlar. Sen savcı mısın diye sorarlar. Biz sana sen gazeteci misin diye de soruyoruz elbette ama hadi o soruyu bir yere bırak, bir köşeye bırakalım. Sen hakim misin, savcı mısın diye sorarlar. Bakın Abdülkadir Selvi, Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı, bu kim olursa olsun hiç fark etmez. Yargılandığı davayla ilgili görüş bildirirken Demirtaş açıklama yaptı, PKK insan öldürdü diye bir cümle kullanıyor. Yani bu cümlenin açıklaması bu. Buna dair bir kanıtın var mı diye sorarlar. Yani bir de Selahattin Demirtaş'ı PKK'den ayrı göstermeye çalışıyorlar diyor Selvi. Ya yarın bir gün pişman olacaksınız bu yazılarından dolayı. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Yarın bir gün de başka yerlere yandaşlık yapmaya çalıştığınızda ben öyle demedim demeye çalışacaksınız ama ki bunu geçmişte yaptınız. Geçmişte el pençe divan verdiğiniz pozları hepimiz biliyoruz. Kimlerin yanında pozlar verdiğinizi de biliyoruz ama gazetecilik böyle yapılmaz herhalde ya. Yani buna söyleyecek başka bir şey de yok. Hani AKP kulağınıza fısıldıyor, siz de yazıyorsunuz bunu biliyoruz ama bu biraz artık dozu aşmak oluyor. Hakim cübbesi giymek oluyor. Buna da kimsenin hakkı da yok, haddi de yok demek gerekiyor. Tartışmalar ayrı. İYİ Parti, siyaset, Demirtaş tartışmaları apayrı ama hiçbir gazetecinin ya da hiçbir köşe yazarının kimse hakkında kesin hüküm vermeye hakkı yoktur. Bu sadece Selahattin Demirtaş ya da HDP ya da CHP ya da İYİ Parti için değil, AKP için de MHP için de böyledir. Deliller varsa ki yargının da bağımsızlığı zaten Türkiye'de tartışılıyor ama deliller varsa yargı bunun kararını, bağımsız bir yargı bunun kararını verir. Bunun işi gazeteciye, köşe yazarına kalmamıştır. Ama Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde de işte siyaset ısınıyor demiş, buraya da bağlamış. Şimdi ilk bölümde bir haber aktarmıştık sizlere. Malum AKP bir takım değişiklikler planlıyor. Siyasi partiler yasasında, seçim kanununda bir takım değişiklikler planlıyor demiştik. Yavaş yavaş bu değişikliklerin bazı kokuları da burunlara gelmeye başladı. İşte ilk bölümdeki haberde aktardık. AKP barajı kaldıracağım diye bir yol belirlemiş durumda, sık sık dışarıya da bunu sızdırıyor yine yazarları eliyle ama Gelecek Partisi'nden gelen açıklamalar böyle değil. Gelecek Partisi'nden gelen açıklamalar AKP'nin baraj sayısını artıracağına dair. Yani bir bölge barajı getirilecek, bir ittifak barajı getirilecek. Öyle ittifak yaptım, ittifaktan bir parti barajı aştı, ittifakın toplam oyu barajı aştı. Ben de parti seçime girerim, ben de meclise girerim. Yok diyor AKP artık. Yani en azından hazırlıklar bunu gösteriyor, sızan hazırlıklar kulislerdeki. Yine buna ek olarak bölge barajlarının getirilmesi ve böylelikle daraltılmış bölgelerden daha fazla milletvekili çıkarmayı hedeflediği de bir diğer iddia AKP'nin. Ve buna ek olarak T24'ten Tezkan'ın yazısı da, Mehmet Tezkan'ın yazısı da buna dikkat çekici bazı eklemeler yapıyor ve Tezkan da yazısında şunları kaydediyor.
Saraydan gelecek köklü yasal değişikliklerin hedefi muhalefeti dizginlemek olacak. Burası kesin. Merak edilen şu, rejimin yapısıyla da oynayacaklar mı, aynen koruyacaklar mı? Bu sorunun yanıtı şu sebeple önemli: Erdoğan Bahçeli'den tam destek alsa bile %50 artı bile ulaşamayacağını öngörüyor. Muhalefetin ise şansı var. Bugünkü yapıyla girecek seçimde Erdoğan Üsküdar'a, evine döner. Seçim yasasını AKP'ye yarayacak şekilde dizayn etmeye çalışıyorlardır. Hatırlarsanız 80'li yıllarda Özal ayakta kalabilmek için benzer bir yöntem izlemiş, seçim çevreleriyle oynamış, seçim yasasını değiştirmişti. Benzer bir durumla karşı karşıyayız ama bu kez durum daha da zor. Parlamenter sistemde %35-40 alan iktidar oluyor. Olmazsa da bir ortak bulup ülkeyi yönetiyor. Bu sistemde illaki %50 artı 1 almak gerekiyor. Bu da Erdoğan ve partisinin hoşuna gitmiyor. Peki ne yapabilirler? Muhalefet izin vermediği sürece %50 artı 1'i değiştirmeleri zor. O halde neyi hesaplıyorlar? Birinci hedefleri meclisi çoğunluğunu garantilemek. Böylece başkanlık elden gitse bile meclis üzerinden hem ülke yönetiminde söz sahibi olmak hem de başkan olacak kişinin elini kolunu bağlamak. Hani şu AKP'nin topal ördek benzetmesi var ya, şimdi devlet başkanı için ya da cumhurbaşkanı için bunu hedefliyorlar. İkincisi de tabii ki başkanlığı kurtarmak. Bunun için de kendi kurdukları ittifak sistemini dağıtmaları gerekiyor demiş Mehmet Tezkan da yazısının bir bölümünde. Şimdi 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Belirli konular var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Biliyoruz ki seçim yasası var. İşte buna dair kulisler var. Bunlar konuşuluyor, ediliyor. 2. Siyasi partiler kanununda değişiklik planlanıyor. Devlet Bahçeli şunu söylemişti. Vekil transferleri siyaset ahlakına uymuyor demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizim vekil transferleriyle işimiz yok, siyasi ahlakla ilgileniyoruz demişti. Ve işareti vermişti. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrası, biz kumpası bozmamız gerekiyorsa bozarız açıklaması sonrası, acaba olası bir erken gelen seçimde DEVA'ya ve Gelecek Partisi'ne milletvekili transferi söz konusu olabilir mi tartışmalarını getirmişti. İşte siyasi partiler yasasında yapılacak bu değişikliklerle bu hedefleniyor. Seçim sisteminde, seçim yasasında yapılacak değişikliklerle de öncelikle mecliste çoğunluğun yakalanması hedefleniyor AKP tarafından. Tabii bu çoğunluğun yakalanması sonrası, tırnak içerisinde söylüyorum bunu tabii ki, bunu sık sık yazarlar gündeme getiriyor. MHP kamburundan kurtulmak da hedeflenecek mi? AKP MHP'yi bir kambur olarak mı görüyor, görmüyor mu? Şu an muhtaç olduğu için mi böyle? Bunlar da ayrı bir tartışma konusu olmayı sürdürecek ama siyaset gündemi bunu uzunca bir süre tartışacak. Ama meclisin gündeminde başka şeyler de olacak. Yerel yönetimler yasası da değiştirilecek gibi görünüyor. Ankara'da seçimi kaybettikten sonra Mehmet Özaseki uzunca bir süredir ortalıkta yoktu. Çok az mülakat verdi basına. Verdiği mülakatlarda da sık sık yerel yönetimler yasasının değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Zaten Mehmet Özaseki'nin başında olduğu bir grubun da yerel yönetimler yasasını değiştirmek üzere çalışmalarını artık sonlandırdıkları belirtiliyor ve son aşamaya geldikleri belirtiliyor. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte bu değişikliğin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Şimdi buradan totalde şunu anlamış oluyoruz. Sancılı bir süreç yaşayacak Türkiye. Yani anayasa değişikliği yapmak istenirse anayasa değiştirilemeyecek çünkü yeterli çoğunluk yok. Eğer başka bir değişiklik yapmak istenirse AKP MHP'ye muhtaç olacak ve bu nedenle MHP'nin dediklerini de yapmak zorunda. Ama Türkiye'nin bir takım ayarlarıyla, yine siyasetin ayarlarıyla oynanacağı bir döneme doğru adım adım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla gidiyor olacağız gibi görünüyor. Evet, siyaset gündemine dair de bu önemli bilgileri, kulisleri vermiş olalım ve geçelim bir diğer habere. Şimdi bir Amerika'ya uzanalım. Amerika'da dikkat çeken bir haber var. BBC'de yer alan bir haber bu tabii. Watergate skandalını ortaya çıkaran ödüllü gazeteci Bob Woodward, Eylül ayında piyasaya çıkacak yeni kitabında ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkilerini, yakınlıkları hakkında da yorumlarda bulunmuş. ABD basını salı günü piyasaya çıkması beklenen kitabın bazı bölümlerini de kamuoyuyla paylaşmış. Basında yer alan haberlere göre Woodward kitap için Trump ile yaptığı mülakatlardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasının ne kadar iyi olduğunu sormuş. Trump da şu yanıtı vermiş:
İşin komik tarafı, yabancı liderlerle ilişkilerimde karşımdaki ne kadar sert, ne kadar acımasızsa o kadar iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bir gün bana bunu açıklasana, tamam mı? Demiş ABD Başkanı Donald Trump da. Tabi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert ve acımasız olarak nitelerken kendisini de sert ve acımasız liderlerle iyi ilişkiler kuran bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak nitelendirmiş. Ve biliyorsunuz 4 Kasım'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim gerçekleştirilecek. Joe Biden ile Donald Trump yarışacak. Anketlerde fark büyüktü, Joe Biden önde götürüyordu ama son gelen anketler Trump'ın yavaş yavaş farkı kapatmaya başladığını gösteriyor. Ama Trump'ın da bizim de alışkın olduğumuz üzere Türkiye'de farklı yöntemler kullandığını biliyoruz. Posta yolunu, aslında postaları bir biçimde posta yoluyla da oy kullanılıyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu engellemeye dönük çabalar söz konusu. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Referandumdan, şu Türkiye'nin yönetim sistemini değiştiren referandumdan hatırlıyoruz. Orada da Yüksek Seçim Kurulu ani bir kararla mühürsüz zarfları geçerli saymıştı ve böylelikle de Türkiye'de yönetim sisteminin değişmesinin önü açılmıştı. Bu da benzerlikler, belki de Donald Trump'ın açıklamasının bir örtüşümü, bir iz düşümü olsa gerek diyelim. Ve biraz da sosyal medyaya bakalım. Sosyal medyanın gündeminde bir TT var. Sokağa çıkma yasağı şu an Türkiye'de birinci sırada Twitter'da ve sokağa çıkma yasağı isteyen yurttaşlar bulunuyor sosyal medyada. Bir an önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli diye bir çağrı da yapılmış durumda sosyal medyada. İkinci gündemde Müge Anlı bulunuyor. Müge Anlı'nın sık sık gündem olduğunu biliyoruz sosyal medyada. Yine bir diğer gündem maddesi de Cübbeli Ahmet olarak bilinen isim Ahmet Mahmut Ünlü, yine sosyal medyanın gündeminde açıklamaları var. Ve Cübbeli Ahmet bir de ilginç bir açıklama yapmış. HDP'nin 10 tane tarikatla bağlantısı var demiş ve bu açıklama nedeniyle biraz da sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda, tartışılmaya devam ediliyor. Şimdi koronavirüs tedbirlerini konuştuk az önce. Yurttaşların sosyal medyada sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptığını biliyoruz. Ama iktidarın gazetecilerinin gündemi nasıl çarpıttığını az önce Abdülkadir Selvi üzerinden aktardık ama sadece Abdülkadir Selvi değil, koronavirüs konusunda da gündemi çarpıtmaya okları, süreci yönetemediği, salgını yönetemediğinin sık sık gündeme getirildiği iktidardan başka yönlere çevirme hevesinde olanlar bulunuyor. Bu konuda bir yazı var. Mevlüt Tezel bugün köşesinde yasak istediniz şimdi kızıyorsunuz diye bir yazı kaleme almış ve o yazısının bir bölümünde de Türkiye'deki muhaliflere kızmış. Kardeşim siz yasak istediniz, iktidarda yasaklar getirdi, kızıyorsunuz demiş ama gerçeği çarpıtarak söylemiş bunları. O yüzden o yazının bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. İktidar medyası gerçekleri nasıl çarpıtıyor sorusuna da bir cevap olsun bu. Covid-19 salgınında vaka sayısı artınca gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayını yapılmasına yasak getirildi. Bu tepki çekti. Virüs canlı müzikle mi bulaşıyor diye espri yapan da bu yasağın yaşam tarzına müdahale olarak gören de çok oldu. Oysa aynı kitle daha önce salgına rağmen canlı müzik eşliğinde dans edilmesini, eğlenilmesini eleştirmiş, niye yasak konulmuyor diye kızmıştı. Salgının başında sokağa çıkma yasağı gibi birçok sert önlem alınınca aynı kitle bizdeki vaka sayısı Avrupa'dan daha az ama yasakları çok abarttık, bu da ekonomiyi etkiliyor, işsizlik artıyor diye eleştirmişti. Yasaklar kalkınca, vakalar artınca yine yasak istiyorlar, yeni yasaklar gelince de eleştiriyorlar demiş. Bir kere Mevlüt Tezel'i bir düzeltelim. Mevlüt Tezel gerçekleri çok güzel çarpıtmaya çalışmış ama artık arşiv diye bir şey var. Sosyal medya var, gazeteler var, medya var, YouTube var. Yani aklınıza gelebilecek birçok mecrada birçok gerçekliği görüyoruz. İlk günden bu yana bir, Türkiye'deki iktidar muhalifleri açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını ama sert tedbirlerin alınması gerektiğini belirttiler. Sizler köşenizden ama ekonomi diye yazıp çizdiniz. Ama ekonomi diye yazıp çizdiniz. Çok değil işte Berat Albayrak, ekonominin başındaki isim. Geçtiğimiz gün bile açıklama yapıp eğer karantinaya girmezsek ekonomimiz toparlanır diyerek aslında
ekonomi mi, koronavirüs mü sorusunu bir kez daha gündeme getirmiş oldu. İkincisi, bir gerçekliği kabul edelim. Saat 24'e kadar barlarda, restoranlarda, kafelerde canlı müzik yayını yapılacak. 24'ten sonra da o yayınlar sonlandıracak. Yani gerçekten bunun salgının önüne geçilmesiyle nasıl bir ilişkisi var? Yani savunuyorsunuz, bir şeyleri savunuyorsunuz ama sizin esas derdiniz aman ekonomiyi koruyalım, ekonomiye zarar gelmesin, esnaf dükkanını açık tutsun, fabrikalar üretmeye devam etsin. Biz de bunları istiyoruz, fabrikalar üretsin elbette ki. Ama yani fabrikalara işçileri kapatıp koronavirüs hastası olmalarına rağmen üretime devam ettirmek bir insanlık suçudur. Siz bu şekilde bir üretime devam etme süreci istiyorsunuz. Bunu savunuyorsunuz, sonra da efendim muhalefet niye eleştiriyor diyorsunuz. Sanırım Fatih Yaşlı'nın çok güzel bir değerlendirmesi vardı bu konuda. Yeni bir, çok iyi bir yalan söyleme biçimi buldular diyordu. Evet, yandaşlar çok iyi bir yalan söyleme biçimi buldular. Hani göz göre göre doğru olduğunu bildiğiniz şeyleri bile çarpıtmakta büyük bir mahirlik sergiliyorlar. Ve bu mahirliklerine de her gün katarak devam ediyorlar. Bunu da aktarmış olalım çünkü gerçek öyle. Yandaşların yazdığına ya da herhalde yandaşların yazdığına inanmamak da önemli bana kalırsa. Çünkü görüyoruz ki gerçekler pek de yandaşların diyelim ve yavaş yavaş da programımızı noktalamış olalım. İkinci bölümü biraz sohbet havasında sizlerle medyaya dair konuları eleştirdik. Ara sıra bu sohbetlerimizi de gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Ve artık ikinci bölümü de bu hatırlatmayla noktalayalım. Yarın haftanın son medya kritik programıyla sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Artı TV'den ayrılmayın. Hoşça kalın.